Üç sır. Kimse kimsenin rızkını yemez. Yahya Efendi bir zaman sevdiklerinden birkaçıyla yolculuğa çıkmıştı. Bir yerde durdular. Talebelerinden birini çağırıp, "Burada bir değirmen var. Oraya gidip taze yumurta alalım, yiyelim ve şükredelim." buyurdu. Değirmene gittiler. İsmi Hasan Efendi olan değirmenci güzel huylu biriydi. Yahya Efendi değirmenciye, "Efendi, bize taze yumurta getir." buyurdu. Değirmenci, "Efendim, bir tane bile kalmadı. Yumurta alıcısı geldi, hepsini alıp gitti." dedi. Bunun üzerine Yahya Efendi, "Kimse kimsenin nasibini alamaz. Alayım dese bile buna yol bulamaz. Varsen kümesi aç, bize de kalmıştır." buyurdu. Kümesi açtığında her taraf yumurta doluydu. O zaman Yahya Efendi, "Bak Hasan Efendi, Allahu Teala bizim rızkımızı da yaratmış." buyurdu ve bir avuç altına bir sepet yumurta alıp yola devam ettiler. Evet, yakarman da onun lütfu. Birisi, her gece kalkıp Allah'ı anıyor, ona dua ediyordu. Şeytan ona dedi, "Ey devamlı Allah'ı anan kişi, bütün gece Allah deyip çağırmana, yakarmana karşılık seni buyur eden var mı ki? Sana bir tek cevap bile gelmedi. Daha ne zamana kadar böyle yakarıp dua edeceksin?" Adamın gönlü kırıldı, başını yere koydu ve hüzün içinde uyudu. Rüyasında ona şöyle dendi, "Kendine gel, uyan. Niye duayı, zikri bıraktın? Neden usandın?" Adam, "Buyur," diye bir cevap gelmiyor ki. "Artık kapıdan kovulmaktan korkuyorum," dedi. Bunun üzerine dendi ki ona, "Senin Allah demen, onun buyur demesi sayesindedir. Senin yalvarışın, Allah'ın senin ruhuna haber uçurmasındandır. Senin çabaların, çareler araman, Allah'ın seni kendine yaklaştırması, ayaklarındaki bağları çözmesindendir. Senin korkun, sevgin, ümidin, Allah'ın lütuf kemendidir. Senin her ya Rabbi demenin altında Allah'ın buyur demesi vardır. Gafilin, cahilin gönlü bu duadan uzaktır. Çünkü ya Rabbi demeye izin yok ona. Ağzında da kilit var onun, dilinde de. Zarara uğradığı zaman ağlayıp sızlamasın diye Allah ona dert, ağrı, sızı, gam, keder vermedi. Artık anla ki Allah'a dua etmeni, onu çağırmanı sağlayan dert, dünya saltanatından daha iyidir. Dertsiz dua soğuktur. Dertliyken yapılan dua ise gönülden kopar. Evet. Güzeller güzeli yardıma geldi. Yıl 1928. Alim, arif ve zarif insanlardan biri olan Alasonyalı Cemal Öğüt hacca gider. Çanakkale zaferinin üzerinden tam 13 yıl geçmiştir. Hoca Efendi, Medine'de birçok değerli zevat ile tanışma fırsatı bulur. İşte bu mübarek zatlardan biri de Efendimizin türbedarıdır. Bu halk dostu, aynı zamanda sadık bir Osmanlı dostudur. Osmanlı der, başka bir şey demez. Cemal Öğüt sormaktan kendini alamaz. Niçin bu derece muhabbet? Bu piri fani olmuş, nurlaşmış adam hiç duraksamadan şu cevabı verir. Osmanlı'yı, İslam namına sevmek için bir hatıram bile bana yeter. Hoca Efendi'nin ısrarı üzerine eşsiz hatırayı şöyle açıklar. 1915 haccına Hindistan ulemasından bir zat da gelmişti. Bu zat, Deruni dünyası zengin bir Allah dostuydu. Hacdan sonra Resulullah'ı ziyaret için Medine'ye gelmişti. Bir türlü gözünün yaşı geçmeyen o mübarek zata hüznünü sorduğumda gözyaşlarını daha da çoğaltarak şu cevabı verdi.
bunca yıl sonra nasip oldu. O güzeller güzelini ziyarete geldim. Fakat müşahede ettim ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem makamında değil. Yoksa benim kalp gözüm mü körelmiş? Resulullah'ın varlığını neden hissedemiyorum? İşte Medine'ye geldim geleli bu düşüncelerle perişanım. Yaşlı türbedar o gece rüyasında güzeller güzelini görür. Hindistanlı alimin anlattıklarını hatırlar. Allah Resulüne o zatın müşahedesini sorar. Allah'ın Resulü onu merakta bırakmaz ve şöyle buyurur. Evet, hissedilen doğrudur. Ben şimdi Medine'mde değilim. Çanakkale'deyim. Zor durumda olan asker evlatlarımı yalnız bırakmaya gönlüm razı olmadı. Şimdi onlara yardım ediyorum.